Herkese merhabalar. Bugün sizlere kıyır kıyır tam ölçülü muhteşem bir kalgura bastı tarifim var. Bunun için ilk olarak şerbetini hazırlayacağız. 3 su bardağı toz şekerini alıyorum. 3 su bardağı su ekleyelim. Şerbeti orta ateşte kaynamaya bırakalım. 20 dakika orta ateşte kaynattığımız şerbetin içerisine şöyle bir parça limon suyu sıkalım. 5 dakika daha kaynatma işlemine devam ediyorum. 5 dakika daha kaynattım şerbeti. Şerbeti soğumaya bırakalım. Hamuru için 125 gram odasında tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, çay bardağın ölçüsü 125 milim, 1 çay bardağı irmik, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket vanilya ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu. 2 yemek kaşığı sirke ekleyelim. 1 çimdik tuz ekliyorum. Kontrollü şekilde un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğuralım. Kalgura bastılara şekil vermeye başladım. Bir kase ceviz içim var. Ve sebze kesici aparatının üzerinde hazırlıyorum. Ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Şöyle verev şeklinde hamurumuzu koyalım. Ceviz ekliyorum. Kenarlardan dikkatli bir şekilde kapatalım. Tüm hamur bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Kalgura bastılara şekil verdim. Önceden ısıtılmış 180 derecede kontrollü şekilde üzeri kızarana kadar pişirelim. Kalgura bastıları fırından aldım. Şu an enfes kokuyor. Soğumuş olan şerbeti kalgura bastının üzerine hiç vakit kaybetmeden ekliyorum. 2-3 saat şerbetini çekmesi için dinlendirelim. Kalgura bastılar tam 3 saat dinlendi. Çok güzel bir şekilde şerbetini çekti. Üzerine toz antep fıstığı ile süslüyorum. Hemen dokusuna da bakalım. Tam ölçü, enfes bu tarifi sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kıyır kıyır muhteşem olmuş. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.